Artık mıknatıslar hakkında biraz bilgimiz var. Şimdi de manyetik alan ve manyetik alanın hareketli yükler üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Öncelikle manyetik alanı tanımlayalım. Herhangi bir alanı hayal edebilmek için ilk olarak onun şeklini çizmek ve onu daha kolay anlamak için iyi bir yöntem olacaktır. Bir önceki videoda elektrostatik alan için alan çizgilerini çizmiştik. Aynı şeyi bir de manyetik alan için yapmaya çalışalım. Evet, bu çubuk mıknatısımız olsun. Burası kuzey kutbu, burası da güney kutbu. Manyetik alan çizgilerini gösterirken kuralımız, çizgiler kuzey kutbundan çıkıp güney kutbuna doğru gider olmalı. Bakın, manyetik alan çizgilerinin manyetik kuzey monopolünden çıkıp böyle bir yol izlediğini görebilirsiniz. Doğada manyetik monopolü ya da diğer bir deyişle manyetik tek kutupluk diye bir şey yok. Ama bu teori olarak işimize yarayan bir varsayım manyetik kuzey kutbunun varlığını kabul edip devam edelim. Buradan başlayacak olursam kuzey kutbundan çıkıp güney kutba ulaşmak istiyorum. Manyetik alan çizgileri böyle bir yolu izler. Burada başladığım takdirde alan çizgilerinin izlediği yol hep buna benzer olacaktır. Ya da bu noktadan başlarsak da işte böyle bir şey olur. Ana fikri anladığınızı düşünüyorum. Manyetik tek kutbu ya da monopolü daha kolay anlamak için buraya bir pusula koyduğumuzu farz edin. Buraya küçük bir pusula koysam ne olurdu? Bir saniye bunu başka bir renkle çizeyim. Küçük pusulayı buraya yerleştirdim diyelim. Yok pusula istediğim gibi olmadı. Tekrar çizeyim. Pusulanın göstergesi alan çizgileriyle teğet olmalı. O yüzden gösterge bu şekilde durmalı. Evet pusula bu şekilde duruyormuş. Burası kuzey kutbunu, diğer tarafta güney kutbunu işaret ediyor. Kuzey ve güney kutbunu nasıl belirlediğimizden de bahsedeyim. Çünkü pusulayı elimize alıp baktığımızda burası kuzey kutbunu işaret ediyor deriz. Aslında büyük mıknatısa baktığınızda çizgiler güney kutbuna doğru yol alır. Bu çok karıştırılan bir nokta. Coğrafi olarak manyetik kuzey kutbu büyük mıknatıs üzerinde yani dünya üzerinde esasında güney kutbunu işaret eder. Aklınız karıştıysa bir önceki videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kuzeyden çıkan alan çizgileri her zaman güneye gitmek ister. Tıpkı pozitifin negatifi çekmesi gibi. Kuzey kuzeyden uzaklaşıp güneye gider. Elektrik ve manyetizma birbirlerinden farklı özelliklere sahip olsalar da ileride esasında aynı konu etrafında birleşeceklerini göreceğiz. Hatta o zaman onlara elektromanyetik kuvvet diyeceğiz ve Maxwell'in denklemleriyle görelilik korularını işlerken elektromanyetik kuvveti de ele alacağız. Ama şimdilik bunu bir kenara bırakalım. Klasik elektrik ve manyetizmada bunlar farklı kuvvetler olarak görülür. Aralarındaki temel fark, manyetik kuvvet çift kutuplu yani dipolken, elektrostatik kuvvetin tek kutuplu ya da monopol olmasıdır. Yükünüz ya pozitiftir ya negatiftir. Burası tamam, alan çizgilerinde bu şekilde çizdik. Şimdi günlük hayatınızdan bildiğiniz bir şeyi söyleyeceğim. Mıknatısın üzerindeki toz metal parçalarının belirli noktalarda toplandığını görmüşsünüzdür. İşte bu alan çizgilerinin kendi içlerinde yaptığı bir çeşit düzenleme gibidir. Bu oldukça işimize yarayan kullanışlı bir şey. Peki ama herhangi bir noktada manyetik alan büyüklüğünü nasıl belirleriz? Artık konunun eğlenceli kısmına geldik. Hareketli bir yükün etkisiyle manyetik alan oluşur. Bunu da hesaplayabiliriz. Bu gerçekten şaşırtıcı. Manyetizma bu yönüyle elektrostatik kuvvetten ayrılır diyebiliriz. Manyetizmayı hareketli yükün etkisi sayesinde tanımlayabiliyoruz. Size küçük bir ipucu vereyim. İlerleyen videolarda ya da belki ileri düzey fizik derslerinde görürsünüz. Manyetik alan çok yüksek hızlarda hareket edemez ama elektrostatik alan hareket edebilir hem de göreceli hızda. Hatta bu ikisinin farklı frekans sistemlerinde aynı şeye denk geldiğini söyleyebiliriz. Neyse aklınızı daha fazla karıştırmak istemiyorum. Şimdi konumuza temel fiziğe dönelim. Hareketli bir elektron, proton ya da herhangi bir yük üzerine etki eden kuvveti biliyoruz. Buradan yola çıkarak manyetik alan B'yi bulabiliriz. Bu aynı zamanda süper çarpıştırıcılarda yüklerin daire oluşturmaları ya da manyetik alandan dolayı sapmalarının temel dayanağıdır. Yük üzerine etkiyen kuvvet, Pozitif ya da negatif yükünün büyüklüğü çarpı, yükün hızıyla manyetik alanın vektörel çarpımıdır. Yükün hızını önce skaler büyüklükle çarpabilirsiniz ya da isterseniz ilk olarak vektörel çarpımı da yapabilirsiniz. Sıralamanın bir önemi yok çünkü bu sadece bir sayı vektör değil. İlk önce hız ve manyetik alanın vektörel çarpımını almak daha iyi olabilir. Daha sonra da yükün büyüklüğüyle çarpınca yüke etkiyen kuvveti bulmuş oluruz. Kuvveti bulmak için vektör çarpımını yapmamız gerekiyor. Bu arada şu anda vektör çarpımının ilginç bir yönünden bahsetmek istiyorum. Vektör çarpımını yapabilmemiz için vektörler birbirine dik olmalı. Hız ve manyetik alan birbirine dikse vektör çarpımları bir sayı olur. Eğer vektörler paralelse manyetik alanın yük üzerinde bir etkisi olmaz. Bu vektörler çarpımının ilginç bir özelliği. Diğer ilginç olansa iki vektör çarpımını aldığınızda elde ettiğiniz sonuç her iki vektöre de diktir. Bu da çok şaşırtıcı. Manyetik alanın yükü etki edebilmesi için yükün hızına dik bir bileşen olmalı. Kuvvet ise hem yükün hızına hem de manyetik alana diktir. Şu an aklınız biraz karışmış olabilir. Bunu daha iyi anlamanız için gelin birkaç problem çözelim. Ama ondan önce manyetik alanın birimini bulalım. Kuvvetin büyüklüğü neydi? Kuvvetin büyüklüğü yük çarpı hızın büyüklüğü çarpı manyetik alanın büyüklüğü ve hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasındaki açının sinüsüdür. Burada vektör çarpımının tanımını kullandım. Gerçek kuvvet vektörünü bulmak isterseniz bunları sağ el kuralı ile bulduğunuz vektörle çarpmalısınız. Nasıl yapılacağını birazdan göstereceğim ama şu an sadece birimlere odaklanalım. Sinüs teta'nın birimi yok. Bu yüzden onu ihmal edebiliriz. Burada yalnızca manyetik alanın birimini bulmaya çalışıyoruz. Kuvvetin birimi Newton. O yüzden Newton eşittir. Yükün birimi Coulomb çarpı, hızın birimi metre bölü saniye çarpı, manyetik alanın birimi diyebiliriz. Manyetik alanın birimini B'nin birimi olarak kabul edelim. Bakalım B'nin birimi ne olacak? Her iki tarafı Coulomb metre bölü saniyeye bölersek sol tarafta Newton bölü Coulomb kalır. Sonra metre bölü saniyeye bölersek ki bu aslında saniye bölü metre ile çarpmakla aynı şey. Böylelikle manyetik alanın birimini bulmuş olduk. Uluslararası Birimler Sistemi, ESA'ya göre manyetik alan Newton saniye bölü klomp metre olarak tanımlanır. Manyetik alanın birimi fizikçilerin kulağına pek hoş gelmedi. Ona daha da güzel bir isim buldular. Manyetik alan birimi Nikola Tesla'dan esinlenerek Tesla olarak belirlenmiştir. Bir Newton saniye bölü klomp metre bir Tesla'ya eşittir. Zamanımız bitiyor ama size bir soru sormak istiyorum. Üzerinde biraz düşünün. Mıknatıslar hakkında biraz bilgimiz olmasına rağmen aslında onları hayal ettiğimizden daha farklı olduğunu gördük. Manyetik alanın birimini hareketli yükün üzerindeki etkiyle belirledik. Bu bir Tesla'nın neden Newton saniye bölü klomp metre olduğunun nedenidir. Videoyu burada bitirelim. Yaptıklarımız üzerinde biraz düşünün. Sonraki videoda sayısal değerler kullanarak farklı sorular çözeceğiz. O zaman daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Görüşmek üzere.